Garende'deyiz. 30 yapraklı gül şehir, Tiryandafil. Çenger Sakızı'nın, Tohma Çayı'nın, Zengibar Kalesi'nin, Heyik Dağı'nın tam ortasındayız. Garende'nin gastronomisi çok önemlidir. Çünkü zenginliği fazladır. Vielen Dank. Ihnen auch. Alles Gute. Tarih boyu bu çim sahalarda herkesin sırtını yere getirmiş bir millettir.
Tam 69 yıl önce Tohma Çayı'nın kenarında başlayan, çayırlıkların üzerinde başlayan Kara Kucak Güreş Festivali Darende mal olmuş, Darende'nin kültürü, Darende'nin geleneği haline gelmiş. Biz bu hafta dost kervanı olarak Darende Kara Kucak Güreşlerindeyiz. İlk etapta hemen kortej başladı, mehteran takımı ve ardından da programlar silsilesi devam edecek. Yani biz bugün burada zengin, her şeyle bir bütün ve halkın katılımıyla, pehlivanların da güreşiyle sona erdireceğimiz 3 gün sürecek olan Darende 69. Zengibar Kara Kucak Güreşleri için dost kervanı olarak geldik. Bütün izlenimlerimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. İzleyin, bakın neler olacak, neler göreceksiniz. ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Ey bu dünyanın ve ahiretin sahibi. Ecdadımızdan bugüne, tabi Darende Güreş Festivali 69 yıldır devam etmiyor. Belki 300, belki 400, belki 600 senedir Darende'de Güreş Festivalimiz devam ediyor. 69 yıldır Darende Belediyesi yaptığı için 69 yıldır söylüyoruz. Elimizdeki evraklarla 150 sene önce bile Darende'de güreş olduğunu bütün tablolara, yazılara dökmüşler. Güreş bizim ada sporumuzdur. Biz de hamdolsun gerekli idareci olarak bu festivali benim 10 senelik yaklaşık siyasi dönemimde 10 senede de festivali en güzel şekliyle yapmaya gayret gösterdim. Ellerimiz de zaman zaman Darende'mizi ziyaret ediyor. Belki burada evi de kalmasa, yakın akrabası da kalmasa ama Darende hemşehrilerimiz senede bir defa da birçok hemşehrilerimiz burayı ziyaret ediyor. Yine bizim 45 senedir devam ettirdiğimiz bir sünnet geleneğimiz var. Bunu da rahmetli merhum sünnetçi Kemal Özkan en meşhur dönemlerinde bile Darende'ye her sene gelmiş, 45 sene buradaki gençlerimizi 100 tane, 150 tane senesine göre insanları sünnet etmiş. Ben Kemal Özkan'a da bugün bu sünneti devam ettiren çocuklarına da cami yolunda teşekkür ediyorum. Bir vesileyle tabi Darende'nin kültürel etkinliklerini de bir arada yaşatıyoruz. Bu da geleceğimiz bizden sonraki nesile bu vesileyle aktarmış oluyoruz. Bize katkı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere Yeşilyurt Belediye'mize, Battal Gazi Belediye'mize, hayırsever iş adamlarına, Darende'li hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu festival da tabii ki birlik beraberlik içinde herkesin bir katkısıyla yapılan, böyle aynı aşure mevsiminde aşure gibi bir araya getirdiğimiz bir etkinliktir. Bu festival en önde gelen atasporumuz olan güreş sporunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir öneme sahiptir. Zengibar Kara Kucak Güreş ve Kültür Festivali sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Darende'mizin kültür ve geleneklerine sahip çıkmak,
manevi temellerini ayakta tutmak adına önemli bir etkinliktir. Güreş sadece bir spor olarak değerlendirilmemelidir. Pehlivanı, kısmeti, peşrevi, duası, ağzı, cazgarı, kemeriyle baş başına bir milli hazinedir. Bu hazinenin kaybedilmemesi, hak ettiği değeri görmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması için bu ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi çok önemlidir. Başta her meydanında gücünü hünerlerini sergilemek üzere ilçemize misafir olan değerli pehlivanlarımıza, onları seyretmek ve festivalimize değer katmak üzere bizimle olan tüm güreş severlere, bu organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Biz Darende ilçemizi çoğu eski medeniyetleri, uygarlıkları, kültürleri üzerinde barındıran bir kadim ilçe olarak biliyoruz. Ve Battal Gazi'mizin amcasının diyarı olarak biliyoruz. Hasan Gazi diyarıdır burası. Dolayısıyla Hasan Gazi diyarında yaşayan değerli hemşerilerine derinden ve gönülden en derin saygılarımı sunuyorum. Tabii bu şehre de, bu ilçeye hizmet etmek de bir vebali sorumluluktur. Biz Malatya'yı tarif ettiğimizde Malatya'yı şöyle tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. O ikinci kısımda yer alan Anadolu'yu ana yurt yapan destan kahramanları kimdir? Hasan Gazi'lerdir. Hüseyin Gazi'lerdir. Battal Gazi'lerdir. Abdülvahap Gazi'lerdir. Ahmet Duran Gazi'lerdir. Emir Ömer'lerdir. İşte meftun olarak burada şehit olup Battal Gazi'mizin amcası da bu bölgenin fethinde şehit olup burada dünyasını değiştirmiş Hasan Gazi Türbesi'nde yatmaktadır. Ben bu vesileyle bu yurdun ana yurt olmasında emeği geçen tarihin derinlikteki bütün atalarımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Onlara Allah rahmet etsin diyorum. Geride kalanlara da sağlık, huzur ve mutluluk temenni ediyorum. Tabii Darende biraz evvel ifade ettiğim gibi kadim bir ilçe, bu ilçeye de hizmet yapmak bu bölgede yaşayan insanın birinci görevi ve vebali sorumluluğudur. Eğer bu vebali sorumluluğunun altında kalkmadığı takdirde vecaate yani şerefe talip olmaz, onun içinde ezilir gider. Dolayısıyla bu ülkede görev yapmak önemlidir. Sonuncu Baba'nın diyarıdır burası. Hulusi Efendi'nin diyarıdır. Dolayısıyla burada Anadolu alt erenlerinin, Anadolu'yu irşad eden erenlerin burada ikamet etmesi ve Anadolu'nun ilim irfan irşadını burada gerçekleştirmiş olması önemli bir hadisedir. Öncelikle bu mübarek günde 69. Karakucak, Darende Karakucak Güreş Festivali'nin açılışı Darende'mize ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bildiğiniz gibi bugün Malazgirt zaferimizin de 951. yıl dönümü. Esasında daha önceden Malatya'dan başlayıp Kayseri, Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul surlarına kadar giden Anadolu'yu ana yurt yapan toprakların üzerinde bulunuyoruz. Onların, ecdadın mirasını taşıyoruz. Ama emin olma noktasında Malazgirt zaferi de Anadolu'yu ana yurt yapma noktasında perçinleyen zaferlerimizden birisi. Dolayısıyla böyle bir güne denk gelmesi de inşallah Darende'miz için hayırlı olur. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bu vatanın birliğini için, dirliği için, bayrak için, ezan için, vatan için kanını akıtan bütün şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Sabrınız için, bizlere desteğiniz için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii bu paralar sizin imkanlarınız, sizin paralarınız ama bunu en güzel şekilde, en verimli şekilde tek
tekrar size hizmet olabilmesi için elimizden gelen belediye personeliyle, büyükşehirle, bütün bakanlarımızla, milletvekillerimizle, parti teşkilatımızla gayret gösteriyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Festivalimiz, açılışlarımız, temel atma törenlerimiz bu memlekete, vatana, millete, sizlere hayırlı olsun diyor sözü Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Bakan Bey'e verelim, hayırlı olsun diyor. Sayın Bakanım, siz buyurun. Yani biraz evvel belediye başkanımızın ifade ettiği gibi bu şehrin her köşesinde yaşayan insan bizim için eşler bir marifettir. Kıymetlidir, değerlidir. Dairenlerin manevi havası bizim için çok daha önemlidir. Onun için buraya hizmet yapmak bizim için bir vecibedir, bizim için bir görevdir. Bütün bu hizmetleri yapan belediye başkanımıza, kaymakamımıza, büyükşehirimizdeki bütün bilimlerimize, hükümetimize sonsuz şükranlarımızı duyuyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve mikrofonu da Sayın Bakanım'a tevdi ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız bir festival olsun inşallah. Sünnet düğünümüze hoş geldiniz a dostlar, sünnet düğünümüze gelin kına yakalım. Değerli izleyicilerimiz, dost kervanı devam ederken bütün etkinliklerden mutlaka sizi haberdar etmek istiyoruz. Burada çocuklar var, burada evlatlar var ve onlar burada belediyenin teşvikleriyle, belediyenin organizasyonuyla sünnet ettiriliyorlar. Hemen yanı başımızda çok değerli bir insan, çok değerli Darende evlendirme memurumuz, üstadımız burada. Tanıyalım bir. Darende Belediyesi evlendirme memuru, ben Numan Ataş. Numan Bey, yani şu anda siz de neşelisiniz, çocukların evet, neşesi kaynağı. Evet. Kaç çocuk sünnet ettirildi? 75 çocuğumuz sünnet oldu. Belediye Başkanımız İsa Üskan'a teşekkür ediyoruz belediye olarak. 75 çocuğumuz sünnet oldu efendim. Her yıl devam ederken aynı zamanda dünyanın en meşhur sünnetçisi olan Kemal Özkan'ın da evlatları, çocukları. Çocuklarıyla beraber sünnet çocuklarımız hepsi sünnet oldu. Kemal Özkan da Darendeli. Evet. Tabii Darendeli bu mahalle, Zaviye Mahallesi. Zaviye. Somuncu Baba. Kemal Özkan rahmetli Somuncu Babalı. Evet, onları giydirdiniz, evet. Doktorlar eşliğinde, hijyenik ortamda. Evet, hepsini Allah razı olsun, belediyemiz hepsini giydirdi. Peki çocuklar şey mi, yani genelde Darende köyleri çevresinden? Darende merkez, evet, yani köylerle beraber. 70 çocuk, az değil 75. Bayağı. 75. Evet. Çok teşekkür ederiz. Emeğine evet, sağlık. Allah razı olsun. Evet, bu arada siz hangi köyden? Biz de Darendeli. Merkez. Sosyal yardım konukta oturuyor. Kalp hastası çocuğum. Kaç çocuk sünnet ettirdiniz? 3 çocuk sünnet ettirdik. Sünnet oldu. Buradan geçiyorum, hemen sorayım. Sizin kaç çocuksunuz? Bir tane. Bir tane, Allah bağışlasın. Sünnet ettim. Evet. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Allah hepsinden razı olsun. Onun sayesinde yapıldı çocuklarımız. Evet çocuklar, ilk defa mı böyle bir üstü açık otobüse bindiniz? Hiç daha önce böyle binmiş miydiniz? İlk defa mı biliyorsunuz? Evet, evet. Evet. İlk defa görüyorsunuz. Buradan böyle çok güzel giydirilmişler. Ondan sonra siz nereden hanımefendi? Darende merkez. Kaç çocuk sünnet? Bir tane de bu yeğenim. İki tane yani. Onların ortamları falan güzel. Yani ayrıca bir düğün gibi yaşadınız. Büyük bir düğün oldu. Evet. Evet.
Evet, şöyle ilerleyelim. Çocuklardan, çocuklar heyecan... Nerede hani? Tamam, hemen konuştururuz. Çocuklar ne diyeceksiniz? Evet, çocuklar heyecanlılar. Sen ne diyeceksin? Yani güzel. Mutlu musun? Evet. Erkekle ilk adım atıyor. Hı hı. Evet, ablalar da yanına eşlik ediyor, doğru mu? Siz nereden hanımefendi? Yenice. Yenice'den. Kaç çocuk sünnet? Bir. Yanınızda. Evet. Nasıl, beğendiniz mi organizasyonu? Çok güzel, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şehir turu attırıyorlar, geziyorsunuz. Evet. Çok iyi. Evet, buradan da gençler bakalım. Çocuklar, bir şey söylemek ister misiniz? Yok. Yani sünnet heyecanınız var mı? Yok. Ben sünnet olduğum için çok mutluyum. Bu otobüse bindim çünkü. Evet, otobüse ilk defa bindim. Bu arada Zengibar Kalesi hemen şurada, bayrağın olduğu yerde. Hasan çekiyor. Orada böyle Somuncu Baba, Zengibar geziyoruz. Açık otobüsle, özel otobüs tahsis edilmiş. Hanımefendi, bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Siz... Teşekkürler, sağ olun. Burada herkes mutlu. Büyük bir düğün aslında. Kocaman bir düğün. Yıllık düzenlenen bir organizasyon. Memnunuz yani. Bu sene de biz hastanede kestirilmiştik, katıldık. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tabii değerli üstadım, yetkililer Numan Bey'in eşliğinde. Evet, sen ne diyeceksin? Mutlu musun? Evet. Değil mi? Bugün sizin düğününüz sayılır. Yani güzeldi, sevindim. Güzel. Burada coşkuyu hep beraber yaşıyorlar. Çocuklardan nasıl, sen bayağı bir mutlusun ama iyi gülüyorsun. Yani bizim için bugünü yapmışlar. Çok sevindik. Güzel bir gündü. Daha da eğlendik. Vallahi iyi ya. Yani önceden planlanmış mıydı böyle, yoksa karar verdiniz? Abi nasıl desek? Aile karar verdi, geldiniz diyorsun. Evet, değerli Numan Bey olsun, zabıta memurlarımız olsun, belediyenin yetkilileri olsun. Böyle çocukların arasındayız, ne denebilir ki? Erkekliğe ilk adım atılıyor. Şu anda Somuncu Baba'ya doğru giriyoruz, yeşillikler içerisinde. Darende Karakucak Güreş Festivali çerçevesinde düzenlenen güzel bir organizasyon. Büyük bir düğün, öyle diyelim. Aynı zamanda buna katkı sunanlar da doğal kirve oluyorlar. Yani bu çocukların kirvesi, doğal olarak kirvesi belediye başkanımız sizler, herkes ortak kirve oluyorlar. Doğru, evet, doğru söylüyorsun. Evet, şöyle manzarayı da çekebiliriz. Hasan, dönebilirsin, çok güzel yeşillikler arasında. En öne geçelim. Kınaya kalın. Biricik oğlumuza gelin, kınaya kalın. Biricik oğlumuza. Haydi, haydi maşallah deyin. Nazar. Hey maşallah maşallah, damat olur inşallah. Düğününü göstersin yüce yaradan Allah. Düğününü göstersin yüce yaradan Allah. Evet, Türkiye'nin en meşhur, Türkiye'nin en güzel, Türkiye'nin en naif bölgesi olan Günpınar Şelalesi'ndeyiz. Diğer bir adıyla Aşudu Şelalesi. Burası gerçekten Türkiye'de kartpostallara, filmlere, belgesellere konu olmuş bir mekan. Darende Belediyesi çocukların
Zengibar Kara Kucak güreşleri kapsamında çocukların sünnet ettirilmesiyle birlikte 75 çocuğu Zaviye Mahallesi dediğimiz Somuncu Baba'dan sokaklardan, caddelerden gezdirerek en son buraya kadar getirdi. Onlara bir ilki yaşattı. Çocuk olmak dünyada böyle bir şey. Erkekliğe ilk adım atmak bunlara güzel bir günde nasip oldu. Darende de adamın hasına hazeyin derler. Hazeyin demek yardımsever demektir. Hazeyin demek düzgün demektir. Hazeyin demek onurlu demektir. Bunlar da geleceğin hazeyinleri. Evet, Dost Kervanı bugün Darende'de festival kapsamındaki programına devam ederken Numan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum sizden. Çok sağ olun. Evet, çocuklarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Allah mürüvvetlerini göstersin. Allah geleceklerini daim etsin. Onlar bizim yarınlarımız. Onlar bizim çocuklarımız. Çocuk sesi olmayan evde bereket olmaz derler eskiler. Çocuk sesi bu ülkenin semalarında, bu ülkenin topraklarında hiç eksik olmasın diyoruz. Ve programımızın bu bölümünde, çocuklarla olan bu bölümünde de şimdilik sizlere eyvallah diyoruz ama alkışlarla diyorlar. Ve işte böyle. Evet değerli izleyicilerimiz, Darende'deyiz. Darende'de 3 gün program var ve biz 3 gün buradayız. Bugün ikinci günü. Dün korteji sizlere sizler için çektik. Kortejden sonra konuşmalar, açılışlar vardı. Sonra sünnet çocuklar vardı. Darende'nin olmazsa olmazı, Darende'li çok meşhur, dünyaca meşhur Kemal Özkan, merhum Kemal Özkan'ın adına ve onun çocuklarının devam ettirdiği sünnet şöleni hayırseverlerin ve belediyenin katkısıyla. O çocuklarla beraber gezdik, şehir turu yaptık, hatta şelaleye kadar gittik. Bugün ise program yeni başladı. Bugün yine Darende'nin kültürünü, Darende'nin geleneğini, Darende'nin lezzetlerini kapsayıcı bir program var. Paydaş olunan bir program var. O programın içerisinde yemek yarışması, bal yarışması, pekmez yarışması ve kavun yarışması. Bunların tamamı da burada meşhur. Bunların tamamı da iddialı. Onun için hanımefendiler, bayanlar geliyorlar, pekmezini getirenler, balını getirenler, herkes burada yarış içerisindeler. Bir güzelliğe, bir kültüre katkı sunmak istiyorlar. Yani gastronomi kültürüne. Onun için bugün detayları alacağız, sizlere bütün detayları sunacağız, göreceksiniz, her şey çok güzel olacak.
geçip giden o yıllar. Gittikçe kötüye gidiyor hallar. Kapansın gurbete giden şu yollar. Çaresiz boynumu büktüm. Darende de yemek yarışması. Can Boğaz'dan gelir. Darende'nin gastronomisi çok önemlidir. Çünkü zenginliği fazladır. Endemit bitkileri vardır. Et yemekleri vardır. Bulgur ağırlıklı olarak, nohut mercimek ağırlıklı olarak hububatlardan yararlanılır. O yüzden bugün 50 yarışmacı heyecanla bekliyorlar hanımefendiler. Evlerinden yemekleri yaptılar, buraya getirdiler. Güreş Festivali çerçevesinde şu anda yemek yarışmasındayız. İnanılmaz derecede güzel bir sunum yapılmış. Burada görüyorsunuz hepsinin hangi yemek olduklarını da yazı üzerinde. Biz de heyecanla bekliyoruz. Can Boğaz'dan gelir demiştik. Her zaman için sağlam mide sağlam kafayı getirir demiştik. Bakalım biz de sonucu heyecanla bekliyoruz. Evet, yemeklerin mimarı kadınlardır, doğru mu? Evet tabii ki. Yani kadınlar mutfağa çok yakışırlar. Ama büyük yerlerde erkekler de aşçılık yaparlar. Burada hangi yemekle katıldınız? Lahana sarması. Olmazsa olmazımız. Darende. Madde değil, lahana sarması derler ya. Evet. Gök yarımızı lahana. Heyecan var mı? Yok, geçen yıl da katıldık, şampiyon olduk. Bu yıl da. Ben şampiyonla mı konuşuyorum? Yani bu yıl da yerimizi pekiştirelim dedik. Annem 3 yılın şampiyonu. Daha önce de gelmiştiniz eve. Daha önce de ben kömbeden birinci olmuştum. Sizin Engin'e röportaj yapmıştık. Bu defa da yine geldik bakalım. Evet. İddialı mısınız yine? Biraz. Tabii ki. Benimki olmazsa olmaz Darendi'ye has. Darendi kebabı ve pirinç pilavı, yoğurtlu çorbası. Darendi'de olmazsa olmazlarından biri. Düğün menüsü. Düğün menüsü. Misafir gelince, düğün olunca, cenazede, misafirde, her şeyde Darende kebabı önden gelen yemeklerimizden biridir. Onu da buradan izleyenler öğrenmiş oldular. Devam edelim hanımefendiler. Siz hangi yemek çeşidiyle katılıyorsunuz? Darende kömbesi, bir de pekmezli ekmek. Nasıl, heyecan var mı, iddia var mı? Vallahi herkes kadar iddialıyım. Heyecan da var. Bekliyorsunuz. Evet. Siz hangi yemek türüyle katıldınız? Darende gökyer lahanasına sarmaz sardım. Gökyer. Gökyer lahanası. O yani gökyer köyü mü var? Mahallesi. Oranın lahanası meşhur. Siz de o lahanadan yemek yaptınız, sarma yaptınız. Evet, yani sarmayı yarmadan mı yapıyorsunuz yoksa pirinçten yapıyorsunuz? Etli mi, kıymalı? Evet, tereyağlı, kıymalı. Onun çeşitleri var onun için. Evet, tereyağlı, kıymalı. Yani birinci olmak şart değil, buraya katılmak önemli. Bir şey daha sorayım. Lahananın mevsimi henüz daha gelmedi ama nasıl buluyorsunuz? Nide cinsi var biraz erken olanlar. Kırasını alınca daha güzel olur. Bundan mesela Kasım'da. Evet, bunun da ismini soracakmışsınız. Tamam, teşekkür ederim. İsmini soralım. Her sezonda güzel. Lahana her sezonda güzel diyorsunuz. Evet. Adın ne senin? İsmini söyleyeyim. Amin Eylal'de. 3 numaralı yarışmacı. Ailece geldiniz galiba. Evet, annem, ben oğluyum. Ailece. Aynen, ailece katıldık. Bu anı yaşamak istedik birlikte. Güzel. Yarışmanın dışında annen yapar mıydı güzel yemekler? Annenin yemeklerini özlüyor musun? Annemin yemekleri her zaman güzeldi. Biz de burada katılmaktan hani onur duyuyoruz. Her sene yapılır zaten, katılırız. Güzel oluyor. Diğer yerlerden gelecek insanları da bekleriz buraya. Güzel bir etkinlik oluyor. Evet, devam edelim değerli izleyicilerimiz. Şuradan şöyle devam edelim Hasan, isterseniz. Hanımefendilere orada ulaşmak için birazcık müsaade alayım şuradan. Evet, şu an yayın esnasındayız. Pehlivan gibi olunca hiçbir yere sığmıyoruz. İyi ki varsınız. İkimiz de aynıyız, evet. Ama ondan değil mi? Evet, evet. Maşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu arada yarışma formatı belirleniyor. Oraya tekrar döneceğim. Hanımefendilere önce mikrofon tutayım. Siz hangi yemekle yarışmaya katıldınız? Ben su böreğiyle katıldım. Yüksük çorbasıyla katıldım. Birkaç çeşitle mi geldin? İki çeşitle geldim ben, evet. Nasıl, iddialı mısınız? İddialıyım inşallah. Siz? Lahana sarması yaptım. Lahana sarması sanki daha mı ağırlıkta?
Vallahi bilmiyorum ki, ilk defa yapıyordum. Kaç lahana sarması duyduk. Yani kendi yetiştirdiğimiz lahanadan. Evet. İddialı mısınız siz de? Hayırlısı. Evet, genç hanımefendiler, sizler de artık yemek, mutfağa aşina oldunuz. Tabii ki, yani her yaşta yapılması gerekiyor. Sonuçta ev hanımıyım, yapmak gerekiyor. Yediğimiz müddetçe mutfağa ihtiyaç var. Tabii, aynen öyle. Siz hangi yemekle katıldınız? Ben kayınvalidemle beraber ama yüzük çorbası. Siz mi yaptınız kayınvalideme? Ortak diyelim. Ortak diyelim. İyi. Gelin ve kaynananın ortak menüsünü göreceğiz. Siz hangi yemekle? Ben pekmezle geldim. Pekmez. Ha, bir de pekmez. Pekmezi normalde dutu kurutup mu yapıyor? Bazı bölgeler öyle yapıyor. Siz normal yaşken yapıyorsunuz. Aynen. Yaşını. Yaşınınki daha güzel oluyor. Arendelin pekmezi çok meşhur. Bu sene pekmez olmadı ama tut olmadı şansıma. Bilmiyorum ama kaç kişi getirir. Bu sene pekmez de gireyim dedim. İnşallah hayırlısı olur. Evet, bal var, pekmez var, lahana var, kavun var. Zenginlik bayağı var değil mi? Aha, üretici. Siz neyle katıldınız? Ben yufka ekmeği, bulgur pilavı, salata, ayran. Hepsini de ben kendim yaptım. Bulgurunu da kendim yaptım. Kendim kaynatıp kendim yüten biriyim. Ekmeği kendim yaptım. Kendim yaptım hepsini. %100 yerli ve milli. Evet, ayran yayık ayranı. Kendi yaptığım ayran. Salatanın milli içeceğimiz. Evet, domatesini, biberini kendim ekip kendim yetiştirdiğim salata malzemelerim. Yani hepsini kendim yaptım. Evet, Darende de mahir eller çoktur, maharetli. Gerçekten kadınları çok maharetlidir. Evet. Belli oturmuş bir kültür var, bak görüyorsunuz. Hasan buradan çekiyor, altın gösteriyor. Bayağı bir kalabalık, 50 çeşit, 50 yemek yarışmaya katılıyor. Hanımefendiler geliyor, gençler var, yaşlılar var. Heyecan dorukta senin teyze. Evet, yeğenlerim katıldılar. Sen, ben de katıldım. Hangi yemekle? İçli köfte. İçli köfte. Analı kızlı mı, normal içli köfte? Biz Darendeli olduğumuz için analı kızlı yok. Malatya'da var. Ha, Malatya'da var. Sizde içli köfte var. Evet, bizde sade içli köfte. Kıymalısı, cevizlisi bilmem ne. Kıyma, ceviz aynen içinde. Evet. Siz? Buranın pancar sarmasıyla katıldık. Yoğurtlu. Pezik mi, pancar mı? Aslında burada pezik de deniyor da ilk önce sos hazırlıyoruz. Sonra yanına da sarımsaklı yoğurt koyup o şekilde servis yapıyoruz. Evet. İyi, bayağı bir heyecanlı olanlar var, bekliyorlar. Siz hangi mahalleden? İbrahim Hacı Devriş Mahallesi'nde. Bu merkezde. Siz hangi yemekle katıldınız? Pancar sarması. Pancar sarması. Yani pancar sarması dediğimiz normal şeker pancarının yaprakları değil mi? Evet. Yani bizim Malatya'da ona pezik veya pancar. Pezik der misin? Pezik derik bize. Onu aslında, onun bir de ayrıca pancar kökü olmadan Karadeniz'de öyle bir şey de var. Evet. Evet. Siz hangi yemekle? Yemek yarışmasına katıldık sadece. Yemek yapmadık. Yarışmaya git bakalım, o zaman seneye hazırlık yap. Kopya çekiyorsunuz. Yok yani, sadece katılım yani, olaraktan geldim. Yani seneye de yemekle katılırsınız. Bu yıl ben geldim, sene yemeğimle geleceğim diyorsunuz. İnşallah her zaman katılırız. Eyvallah. Benim kömbe de var. Devam ettiriyoruz. Ayrıca kömbe. Evet. Sizde kömbeyi közde falan külde mi yaparlar yoksa Akçadağlar gibi? Yok, fırında yaparım. Kavurmalı kömbe. Ha, kavurmalı kömbe. Evet. Siz? Aynen, annem. Ha, anneniz. Nasıl şey yapıyor musunuz? Örnek alıyor musunuz? Evet, tabii ki. Elinin mahareti, lezzeti var mı? Aynen, var. Evet. Size de sorayım, hangi yemekle katıldınız? Darende'nin yöresel bir yemeği olan pahlalı pilavla katıldım ben. Tekrar edin. Fasulyeli pilav da Darende'de yöresel olarak pahlalı pilavı derler. Ha, baklalı pilav diyorsun. Pahlalı pilavı. Paklalı pilo. Darende'nin yöresel olarak konuşma şekliyle böyle söylenir. Normalde fasulyeli pilavdır. Kavurmayla yapılır. Fasulyeli. Baklalı pilav diyorsunuz, orijinal. Çok güzel. İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık. Buradan hemen devam edeyim. Sen neyle katıldın teyze? Ben bir şeyle katılmadım. Ben kendim geldim diyorsun. Katılan var mı buralarda? Yok. Yani yakınlarında, akrabalarında? Yok, oğlum katıldı. Ha, öyle mi? Evet, hanımefendilere de mikrofon uzadım. Sizin var mı yemeğiniz? Evet, var. Ben de pancar sarmasıyla katılım sağladım. Pancar sarması? Evet. Pancar sarmasını yarmadan mı yapıyorsunuz yoksa içine kıyma falan mı koyuyorsunuz? Ben bilmediğim için. Köftelik deriz biz burada. Köftelik deriz. Malatya'da yarma diyorlar ona. Evet. Unla birlikte bir hamur haline getiriyoruz. Daha sonra pancarı haşlıyoruz. Onunla sarıyoruz. Tekrar pişiriyoruz. Sarımsaklı yoğurt veya salçalı sosla servis yapabiliyoruz. Oh oh oh, ne güzel. Lezzete bakın.
Şuradan hemen devam edeyim. Hasan sen orada kal, ben böyle devam edeyim. Çünkü hanımefendiler ne kadar çok konuşturursak o kadar yemeğin lezzeti gibi bizim programın da lezzeti olur. Birazcık tersli oldum ama merhabalar. Estağfurullah. Sizin, benim yok. Destek amaçlı geldik Darendeli olarak. Komşumuz var, komşularımız var. Destek amaçlı geldik. Yani diyorsunuz katılmasak da yer tadına bakarız yani. Aynen öyle. Yiyici oldu biraz bizimkisi. Sizin? Ben de aynen. Destek amaçlı. Destek misafir amaçlı. Olarak geldim. Çok güzel. Sizler? Biz de öyle misafir olarak geldik. Elazığlıyız. Elazığlısınız. Evet, Kakoşlar diyarından Hazeynlerin arasına katılmışlar. Kakoşlar diyarından gelmişler. Hazeyni duydunuz mu? Yok. Hazeyin kelimesi insanın hasına Darende de hazeyin derler. Onu sizde de adamın hasına kakoş derler. Ne güzel ya. Kakoşlarla hazeyinleri bir arada bulmak çok güzel. Evet, ben şöyle birazcık dolaşayım, hem biraz bilgiler vereyim. Değerli izleyicilerimiz, hanımefendiler emek vermişler. Bizim kültürümüzü yaşatıyorlar. Bizim geleneklerimizi yaşatıyorlar. Onun için gurme dediğimiz damak tadı ve aynı zamanda gastronomi dediğimiz yemek kültürünün kaybolmaması adına çok önemli bir etkinlik. İşte böyle ta uzaklardan gelenler var, Elazığ'dan gelenler var, Darende'de olanlar var. Bir grup hanımefendi de buradalar. Onları da es geçmeyelim, hemen şöyle sorayım. Siz hangi yemek çeşidine katıldınız? Vallahi bilmiyorum, köfteye galiba. Köfte. Köfteye katıldınız. Katıldım. Ben kömbeye katıldım. Böyle kat kat açıyorlar. Her ağzına kıyma, kömbe koyuyorlar. Bizim yöresel Malatya'da öyle oluyor genelde. Yani tutulan bir yemi, çok güzel. Yani Darendeli misiniz? Biz Malatya'dan geldik özel. Araya sıkıştık diyorsunuz yani Darende'de yemek yarışmasına. Evet, öyle yani, gezmek için geldik. Bu arada gelmişken de kömbenin tariflerini falan, kopyalarını çekiyoruz. Boş gitmeyeceksiniz yani. Siz hangi yemek türüyle? Ben yemekle katılmadım. Başkanımızın davetine geldim. Evet, çok yemek. Güzel, böylesi etkinlik geldi. Çok güzel maşallah. Başkanımıza başarılar diliyoruz. Her zaman da gelmeye devam edeceğiz. Ben de şu anda ellerine sağlık. Şu anda anons oldu. Tereyağlı herse. Herse nasıl bir yemek? Keşkek. Bir adı daha. Keşkek Darende'de olur mu kültüründe? Oluyor, evet, var. Bizim burada herse deliniyor ama. Herse. Evet. Birazcık tarif edin, nasıl yapıyorsunuz? Bunu önden yarmayla yapılıyor. Ondan öyle sonra ve bütün tavukla, ama ev tavuğu olsa daha güzel olur. Eskiler şeyle yaparlarmış, etle yaparlarmış özellikle. Ama çok zahmetli bir yemek değil mi? Boyun aynen. Etiyle yaparlarmış eskiler. Böyle içinde tel tel olacak. Onu büyük bir kaşığı var, en son çırpıyoruz böyle. Ve içinde hiç kayboluyor yani, löp et ağzınıza gelmiyor. Tel tel oluyor içinde. Üstüne de bol tereyağı. Lime lime oluyor. Aynen böyle, öyle. Aynen öyle. Eskiden köy tavuklarıyla oluyordu. Böyle uzardı kıl gibi. Hiç bırakmazdı kendini ama hazır tavuklarla olmuyor. Hazır tavukla yapabildiğimiz kadar yaptık. Başarılar diliyoruz. Köfte yaptım. İnşallah birinci olurum diye bekliyorum. Bir de artık buranın tiyekli deriz. Tiyekli, mercimekli. Eski usul biraz da kavurma koydum. Çiğ çiğ deriz. Mercimekli köfte yeni ismi diyelim ama çiğ içi derler burada Darende'de. Neler öğreniyoruz, neler. Yani gerçekten işte bunların hepsi kültür. Yemek gerçekten önemli bir kültür. Gastronomi dünyaya artık hakim olan bir sektör. Dikkat edin, televizyonlar hep yemek yarışması yapıyor. Ödüllü yemek yarışmaları. Onlar da maharetli kadınların elinden geçiyor. Sizler bir kültürü temsil ediyorsunuz. İyi ki varsınız diyoruz. Devam ediyoruz. Siz... Biz de Darende'de oturuyoruz, Tokiler'de oturuyoruz. Evet, kıymalı köfte yaptım, iri köfte yaptım, yaprak sarması yaptım, kömbe yaptım, kavurmalı kömbe, patatesli kavurmalı kömbe yaptım. 3 çeşit yaptım. Evet, biz teşekkür ederiz. Vallahi yemekler, hiç duymadıklarımız, kendi yöresel isimleriyle yemekler var. Siz ne? Değil misiniz de duymuyorsun? Ben Darendeliyim. Ben şöyle, şimdi şöyle söylem şekilleriyle tabi duymadıklarımız var. Mesela her şeyi yeni duydum. Yani değişik, evet, keşkek diyorlar ama herse onun adı, ben bildim bileli. Zor bir yemek değil mi? Çok da zor değil, tavuğunla oluyor. Yemeğiniz lahana sarması. Siz yaptınız. Evet, içli köfte yaptım ben. İçli köfte. Herse öğreniyoruz. Mercimekler, pezikler, pancar pezikleri, kömbeler. Yoğurtlu, nohutlu, düğme çorbası yaptım. Pancarlı. Evet. Yaptım yani düğmeden. Başarılar diliyoruz. Heyecanla bekliyorlar. Değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz.
vermenizi isteriz. Bakacağız inşallah. Şimdi hanımefendiler buraya oturmuş. Siz de hemen yanı başına oturun, size torpil geçsinler değil mi? Biraz tabak fazla versin. Bir de kavun yarışmasına katılıyor. Sıra gelecek. Heyecanla bekliyorsunuz. Şimdi onlarda sıra bizde diyorsunuz ya. Abi bu kız konuşacak. Ne diyecekmişsin? Hadi söyle bakalım. Konuşsene. Evet, konuşmuyor maalesef. Yani. Kavun yarışmasına. Sen büyüyünce yemek yarışmasına katılacak mısın? Evet. Hayır. Katılmayacaksın. Niye? Yemek yemiyor musun? Hadi konuş hadi. Neyse. İstemiyorum. İyi bakalım. Bu abim bizi konuştur. Bu tam kavuna kavun aşçı üniversitedeydim ben. Malatya İnönü Üniversitesi. İyi bir aşçısın o zaman. Aşçıyım da evet. Peki burada şimdi yerime yerlerinde aşçı olması lazım. Ay aşçı yok. Yok eğer vardır olmayanlardan jüriyi koymuşlar onlar. Yok yok. Onu damak tadı hepsinin vardır. Siz burada hayırdır? Ben buralıyım. Maliye Bakanlığı'ndan emekliyim. Geldin bu yarışmayı izliyorum. Yarışmaya katıldım. Seyrediyoruz. Teşekkür ederim. Katıldınız evet. Sizin herhangi bir şey var mı yarışma dalında? Benimle ilgisi hiçbir şey yok. Camiye geldim. Bir ses duyunca çıktım. Nedir baktım. Güzel bir ortamı buldum. Ben de bir yer buldum oturdum. Evet değerli izleyicilerimiz, mikrofonu herkese doğal olarak uzatıyoruz. Yemek yarışması şu anda heyecanla devam ediyor. İşte görüyorsunuz, duydunuz. Keşkeğin farklısını, içli köfte, yoğurtlu çorba, üzeri ekşili ekmek, lahana sarması, aklınıza gelebilecek bütün yemekler, bölgemizi şey yapan yemeklerimiz var. Evet, ne diyeceksin? Şimdi bu sene bayağı bir yoğun katılımımız var. 50 farklı çeşitte yemekle katılan bayan yarışmacılarımız. Rekor mu kırdık sanki? Rekor kırdık. Geçen sene 24-25'ti. Bu sene %100 çıktı. %100 bir artışla 50'ye çıktı. İnşallah güzel bir yarışma oluyor. Her sene daha da çok katılanlar oluyor. Allah nasip ederse 2023 yılında 100 farklı yemekle planlıyoruz. Ona göre bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. En iyisini yapan hepsidir ama damağı jüri hangisi tutuyorsa, jürinin damağı hangisi? Hepsi gönlünüzün birincisi. Gönülde birinciler ama inşallah hak ettikleri şekilde hediyelerini de alıp yarışmayı sonlandırırız. İyi, Daren dedesiniz. Daren de belediyesinde personelim. Ben bu yarışmayı organize ediyorum. Yemekler sevdiğin de belli maşallah. Tabii ki bunların hepsi bizim yöresel yemeklerimiz. Hayır, halimizden de belli. Ya pehlivan yetiştiren yer burası yani. Yemeyen adam güçlü olamaz. Aynen öyle. Aynen öyle. Görevli arkadaşlara da sorduk. Şu an anonslar da yapılıyor. Biraz da jüriye doğru şöyle gelelim. Her dalın, her yarışmanın jürisi ayrı. Yemeğin ayrı, kavunun ayrı, pekmezin ayrı, balın ayrı. Şu anda yemek yarışmasına puanlar veriliyor. Biz hemen soralım. Şimdi bu zenginliğe jüri olmak hakikaten zor değil mi? Çok zor, gerçekten çok zor. Çünkü hepsi birbirinden lezzetli. Hepsi ayrı ayrı emek isteyen yemekler. İnşallah hakkaniyetli bir şey sonuç çıkarmaya çalışacağız ama gerçekten bizim işimiz şu an çok zor. Şu an adalet dağıttığınız için gerçekten terazinin en önemli kefesindesiniz. Evet, büyük bir vebal altındayız şu an. Haklarımızı helal etsinler. İnşallah doğru bir netice alırız buradan. Evet, siz şu anda kömbeye bakıyorsunuz. Evet, evet, çok zor bir iş yapıyoruz. Yani yiyemeyenler haklarını helal etsinler. Gerçekten yani çok. Dünyada yemek yerken zorlanan tek kişi jüri. Evet, maalesef 60 çeşit yemek gerçekten zor bir iş. Şimdi hep tüm lezzetler birbirine karıştı. Sağ olsun bayanlar, hemşerilerimiz güzel şeyler yapmışlar. Çok zorlanacağız birinciyi seçmekte. Aslında herkes birinci de en birinciyi seçmekte gerçekten zorlanacağımıza inanıyorum. Peki hemen diğer jürimize sorayım. Kriter genelde ne arıyorsunuz hani damak daha önce? Birincisi yöresel olması. Yöresellik bir puan. Artı zorluk derecesine göre puanlar veriliyor. Ama şimdi burada ayrım yapmak gerçekten çok zor. Yani hepsi bu yörenin ürünleri. Hepsi de birbirinden harika, güzel. Ellerine 17 sağlık, numaralı yapanları. Yarışmacı. Jüriye devam edelim. Orada puanlar veriliyor. Jürinin olmazsa olmazlarından üstadım. Nasıl buldun? Üstad, yemekler çok şahane, çok güzel olmuş. Darendelere bir önerim var. İçli köftenin kenarını ince yapsınlar. İnce kabuk ısırınca da şuradan yağ böyle akacak. İçindeki yağlama durumunu güzel yapsınlar. Bir dahaki toplantıya
bir mesajım olsun diyelim. Teşekkür ederim Necdet Bey. Genelde bayanlar, kadınlar yemek yapıyorlar ama kadın jüriyesi de olması biraz daha işin maharetli, heyecanla puanlar veriyorsunuz. Çok evet, ellerine sağlık yemeği hazırlayan kadınlara. Çok güzel, hepsi birbirinden güzel. Not vermekte de bayağı bir zorlanıyoruz. Yani siz de jüride olarak Darende'nin şeylerinin, yani gastronomisinin diğer illere vurduğumuzda bir özellik, bir farklılık var mı? Çok farklı, çok farklı, çok çeşidi çok bol. Abiciğim 16 pekmezlik mi? Evet, çok abi. Lezzetli ve diğer yörelere göre duyulmamış çok çeşitli yemeklerimiz var. Yani bu yarışmanın bir nedeni de bunları gündemde tutmak, gün yüzüne çıkarmak. Tabii ki aynen öyle. Yemek kültürümüzü Türkiye'ye tanıtmak. Evet, 18 numaralı yemek. Dernek başkanımız buradalar. 18 numara. Tadarak bakıyorlar. Siz de bakarak doyuyorsunuz. Yani Darende'desiniz, mutlusunuz. Darende'de mutluyum. Tabii ki memleketimde olduğum benim için bir mutluluk. 18. Gastronomi olarak hamur yönünde Malatya, Darende çok fazla gastronomi konusunda çok iyiler yani. Gurbette özlüyor musun bu lezzetleri? Ya özlemez olur mu? Yani insan şimdi bir içli köfteyi, bir kömbeyi veyahut da bir yüzük köfteyi, ekşili köfteyi. Özlememek için deli olmak lazım. Mümkünü mü var? Ben inan bazen oluyor ki artık programlarda yetişemiyorum şey. Eve arıyorum hanıma, diyorum ki ya ne olur bana bir ekşili ve ayranlı köfte yaptı, ne olur biraz şey bir göremedim. İstediğin 5 yıldızlı yerlere git, yine de o lezzeti arıyorsun. Lezzeti arıyorsun. Evet, 18 numaranın dağıtımını hızlandıralım arkadaşlar. Ama bunu biz Bursalılara da tattırdık ve o şu anda Bursa'da çok güzel. Bizim Malatya mutfağını çok seviyorlar yani. Ben yaptırıyorum yani, yedirttiriyorum. Evet değerli misafirler. Kömbeyi mesela Büyükşehir Belediye Başkanımıza getirdik. Bundan sonra ben de istiyorum diyor. Sen ne kadar istiyorsan şimdi onun için de. Evet üstad. Sen de Darende yemeğin çok. Aynı zamanda şimdi de geldin, yemeklere bakıyorsun. Gözlemin nedir? Evet. Bu senenin 69. Karakucak kültürü ve yarışmalarında emeğe geçen tüm hanımlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün güzel bir ortam var Darende'mizde. Darende'mizin yöresel yemeklerini tadıyoruz. Misafirlerimiz de var, misafirlerimize de bir yandan da jüri ve protokolle tattırılan yemekleri elimizden geldiğimizde inşallah önümüzdeki dönem böyle daha güzel bu festivalin şeyini arttırarak sizlere daha Malatya'mıza, Darende'mize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. İnşallah diyelim. Evet, tekrar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de hoş geldiniz. Darende'mizin birbirinden lezzetli, çeşitli, muhteviyetli yemekleri, lezzetli yemeklerini üreten tüm bayanlara, kadınların hepsine teşekkür ediyorum. Yalnız benim gözlemim şu, daha önceki bizim babaannelerimiz, işte annelerimiz, eski şeyleri, ev kadınlarının muhteviyatlı, şeylerini, çeşitli muhteviyatlı yaptıkları yemeklerin günden güne köreldiğini görüyorum. Yeni nesilden böyle bir bu da bir fırsat. Bu da bir fırsat, evet. Bu vesileyle bu bizim tüm Darendeli hemşehrilerimizi bir arada tutan bu festivala katılan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Eyvallah. Biz teşekkür ediyoruz. Uzaktan gelenler var. Çok değerli milletvekilimiz var. Adana milletvekilimiz ama peynirli helva. Adana'dan ziyade Darende milletvekilimiz dersek bile yani uyar. Çünkü Darende her şeyinde varsınız değil mi Sayın Vekilim? Evet. Yani Adana'da beni Darendeli sanıyorlar zaten. Gerçi Elazığlılar Elazığlı, Diyarbakırlılar Diyarbakırlı sanıyor ama tabii biz sonuçta Türkiye'liyiz. Yani. Ama Adana'da Darendeliler de çekip alırsanız Adana'nın neredeyse yarısı boşalmış olur. Hadi seni kırmayayım, öyle olsun. Önemli noktalardalar ticaretleri babalar. Tabii ki Adana ekonomisine katkıları unutulamaz. Halen de birçok yatırımın arkasında varlar. İstihdam sağlıyorlar, vergi ödüyorlar, üretime katkı sağlıyorlar. İhracata katkı sağlıyorlar, cari açığın düşmesi konusunda çok emek veriyorlar, yeni yatırımlar yapıyorlar, iş alanları yaratıyorlar. Ondan dolayı hepsine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Kim üretiyorsa biz oradayız. Kim üretiyorsa, kim istihdam sağlıyorsa biz yanındayız. Dolayısıyla Darendelilerin de Adana'da bu anlamda emeği fazla, teşekkür ediyorum. Bugün de burada yine Darendeli hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Kadınlarımızın, ablalarımızın, kardeşlerimizin
el emeğiyle, sevgisini katarak, ruhunu katarak yapmış olduğu yemeklerin biz hafiften tadına bakıyoruz. Jüri hem gözlemliyor hem tadına bakıyor. Tabii hepsi birinci, hepsi çok çok güzel ama yarışma olduğu için içinden biri birinci, biri ikinci, biri üçüncü seçilecek. Fakat o kadar çok ki maşallah 44. sırada yemek ismini söyledi kardeşimiz az önce. Herhalde bir 50 var. Biz 50'yi aştı evet. İlk yediğimizi unutmuş olacağız hangisi yedi diye. Ama hepsi iyi. Hepsinin emeğine sağlık. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Allah sağlık sıhhat versin diyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun Vekil. Biz teşekkür ediyoruz. Yani yine de Adana'nın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmak, Türkiye'nin en büyük illerinden birisi Darende'ye gelip de iki kelam etmezse biraz eksiklik olur. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu organizasyonu yapan arkadaşlara mümkün olduğunca imkanlarımız dahilinde bu organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun. Burada bugün rahmetli anamın yemeklerini tadıyorum. Ruhu, mekanı cennet olsun. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bu sene de 69. Güneş ve Kültür Festivali'ne tabii ki yöresel etkinliklerimizle katıp zenginleştiriyoruz. Bir vesileyle de bir arada olmuş oluyoruz. Bunun için değerli katkılarınız var, değerli emekleriniz var. Bunun aslında birincisi, ikincisi yok. Hepinizin birinci olduğunu biliyoruz. Hepiniz güzel bal, kavun, yemek yaptığınızı, ürettiğinizi biliyoruz. Çünkü geniş bir pazar var. Geniş bir pazarda ciddi bir emek çekiyorsunuz ama bu bir kültürel etkinlik. Bu bizi bir araya getiren, bize olan, birbirimize olan bağlarımızı güçleştiren, birbirimizin eksiğini tamamlayabildiğimiz ve festival aracılığıyla senede bir defa da olsa bu memlekette buluşmamız için bir vesile. Bunun için bunları çok önemseyip devamlı da bu işlere destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şehirlerdeki bu festivaller, yöresel kültürel festivaller çok önem arz ediyor. Bir defa da olsun belki uzun süre birbirini görmeyen hemşeri akraba bu vesileyle bir araya geliyor, birbirini görmüş oluyor. Bunun için de bu festivala emek ve katkı veren tüm paydaşlara, tüm emektarlara, özellikle yarışmalara medeni cesaretiyle katılan değerli hanımefendilere, beyefendilere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu festivalimizde kazasız belasız geçirmeyi, ağız tadıyla bitirmeyi, önümüzdeki festivale hazırlık yapmayı nasip eylesin. Evet, yemek yarışması heyecanla devam etti. 50 hanımefendi katıldı, ev hanımı. Evet, 6 numaralı şimdi kavuna geçti. Kavunun Darende'deki değeri çok farklı. Özellikle Tohuma çayının kenarında bulunan köylerde, kumlu toprakta inanılmaz lezzetli kavunlar burada bekliyorlar. Onlar da yarışmaya katılacaklar. Jüri üyemiz var. Kavunun ayrı, yemeğin ayrı, jüri heyeti ayrı. Her yıl düzenlenen kavun, bal, yemek festivali, işte Karagücek güreşleri, her zaman ilçe tarım müdürlüğünde görevli olarak çalışmakta olan memurlar olarak biz de her zaman katılmak istiyoruz yani. Güzel, kavunlar güzel genelde. Siz tabii resmi şey de bilirsiniz, kavun üretimimiz ciddi anlamda var mı burada? Eskiye göre biraz daha az ama yine de var yani. Evet, devam ediyor. Yani Irmaklı'nın meşhur kavunu devam ediyor yani. Genelde de Tohuma'nın kenar köylerinde değil mi? Evet. Genelde Tohuma'nın civar köylerinde olur. Yani Irmaklı başkentidir diyebilirim buranın. Evet, siz ne diyeceksiniz? Zaten Darende'de bu kavun Irmaklı'da yani çok meşhurdur. Hani mevsimine göre 45 gün, bir ay sürüyor. Hani hem tadıyla hem görselliğiyle, hani Darende'nin mezgidinin kavunu deyince dışarıdan gelenler olsun, Darende'deki esnaflar olsun bir tadına bakıyor yani. Ama bazıları tadı çok yumuşak oluyor, bazılarınınki sert oluyor. Ama genellikle yumuşak olanı tercih ediyor müşteriler. Heyecanla bekliyorsunuz. Sonucu göreceğiz bakalım. Hobi bahçemizden ne ödül alacağız? Hobi bahçesinde mi yetiştiriyorsunuz? Benimki hobi bahçesi. Şu karşı yaylada göç katar katar bir güzel sevdasın.
gözlerimde tüten. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Darende'deyiz. 30 yapraklı gül şehir, Tiryanda fil, Kenger sakızının, Tohma çayının, Zengibar kalesinin, Heyik dağının tam ortasındayız. Yani Güreş Festivali'ndeyiz. Bu hafta Dost Kervanı Darende'de olacak. Darende'deki güzellikleri, Darende'deki şenliği bütün güzellikleriyle, bütün detaylarıyla sizlere sunacağız. Festival başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve Vuslat TV Dost Kervanı Darende'de. Güreşleri
Tabii güneş tarihi bizde çok eskiye dayanır. 69 senedir Darende Belediyesi yaptığı için 69 senedir yapılıyor. Darende güneş tarihi bizde yüzlerce yıllara dayanır. 7000 senelik tarihi medeniyet olan bir şehrin güneş tarihi de bizim elimizdeki evraklara göre, bilgilere göre çok uzun yıllar önce güreşler burada bu meydanda yapılmış. Biz de bu gelenek görenek atalarımızdan kalan atasporunu devam ettirmek için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Ben burada Türkiye'nin değişik yerlerinden katılım sağlayan, her meydanlı çimlerimizi şenlendiren tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. Rabbim yollarını, bahtlarını açık eylesin. İnşallah bu sahadan sakatlanmadan birincilik alıp memleketlerine sağ salim dönmeyi Rabbim nasip eylesin. Güreş ve Kültür Festivalimiz aslında kökü Oğuzlara kadar dayanır. Oğuz boylarına kadar gider. Dolayısıyla bu geleneğimizi, bu göreneğimizi ve bu kültürümüzü bugün yaşatıp gelecek olan nesillere aktaran, bu organizasyonda emeği geçen sevgili başkanımıza, katılımcılara, STK'lara, destek veren STK'lara ve bugün burada gelip birbirleriyle yarışan çok kıymetli yiğit, koç yiğit sporcu kardeşlerimize ve hakem camiasına başarılar diliyorum. Bu bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan başka konuşmacı arkadaşlarımız var. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Geleneksel olan bu 69'uncusu düzenlediğimiz festivalin de aslında buradaki güreşin de Karakucak güreşlerinin de inşallah böyle tatlı bir şekilde sporun ruhuna uygun centilmen bir şekilde neticelenir. Tabii Darende'miz gerçekten kadim bir yerleşim yeri. Malatya'mızda olduğu gibi burası da baktığımız zaman 7000 yılı bulan bir geçmişi var. Aynı bölgemizin gerçekten böyle tarihiyle, geçmişiyle, medeniyetiyle övündüğümüz ilçelerimizden bir tanesi. Yani Hititlerden, Asurlardan, Perslerden, Roma, Bizans'tan, Selçuklulara kadar en sonunda Osmanlı ve Cumhuriyet tarihimizle gerçekten medeniyetin, birikimin olduğu bir beldedeyiz, bir ilçedeyiz. Dünyanın her tarafına yayılmış hemşehrilerim. Ama bu festivallerle de aslında bir buluşma günümüz oluyor, bir toplanma günü oluyor. Dolayısıyla bu geleneksel hale gelen bu güzel geleneğin de sürdürülmesi çok önemli. Bunun için de belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten 69'uncusunu düzenlemek önemli bir başarı. Belediye başkanımız Sayın İsa Özkan da bir önceki dönemde ve şimdi özellikle bu güreşlerin yapılması noktasında büyük gayret ve emek gösteriyor. Bu geleneğin sürdürülmesi Darende'miz için hem isminin duyurulması hem de gençlerimize özendirilmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Hasan Tolga Efendi'ye teşekkürler belirtiyorlar. Her yerinizi teşekkür ediyoruz. Evet, pehlivanlar yarışır. Pehlivanlar gücünü gösterir gençler. Ama onlara adaleti sağlayan çok önemli gözlerin, çok tecrübenin ve çok iyi puanlamanın yapılması gereken önemli hocalara ihtiyacı var. Onlar da hakemler. Çok değerli Malatya'mızın değeri, Malatya'nın evladı kendisi, doçent doktor Mehmet Ilkın aynı zamanda buranın da baş hakemlik görevini yapıyor. Her yılda geliyor. Burayı çok iyi biliyor. Hocam doğru söyledim mi? Çok teşekkür ederim nazik duyurularınızdan dolayı. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, müsabakadan bahsedecek olursak işte tarihi Kırkpınarlardan sonra şu anda Türkiye'de hemen hemen ilk onun içerisinde yapılan bir organizasyon. Dile kolay 69.sunun gerçekleştirildiği Karakucak, Zengibar Karakucak güreşleri Malatya'da yapılıyor. Çok önemli bir tarihe sahip. Geriye derse yüzü de bulur hani ta resmiyetten. Evet, kayıt altında olan 69. Şu anda yapılıyor.
Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu'nun organize etmiş olduğu Karakucak güreşleri 250 sporcu, yani Türkiye'nin tamamında ve uluslararası niteliği de taşıyor. Şu anda yurt dışından da katılımlar var. Bugün başladı. Çok da ilgi görüyor. Muhtemelen saat 7'yi falan da bulur. Ve Türkiye'de gerçekten şu anda çok önemli yerde bulunan güreşçilerin buraya ilgi gösterdiği, benim bilgim dahilinde şu anda Türkiye'de aynı anda 7-8 bölgede güreş müsabakaları var. Buna rağmen Daren'de de çok büyük bir ilgi var ve kaliteli güreşçilerin geldiği bir şu anda turnuva yaşıyoruz. Bu anlamda Daren'de'deki organizatörlerimize de başta belediye başkanı olmak üzere işte organizatör Ural Özkan hocamız var. Burayı çok güzel organize ediyorlar. Yine tabii seçkin hakem grubuyla, evet, biraz önce siz de çok nazik duyurunuzda ilan ettiniz. Evet, çok adalet dağıtmaya çalışıyoruz. Tecrübeli uluslararası hakem arkadaşlarımızla hatayı minimize ederek yönetmeye çalışırız. Elbette hakemimiz, tabii insan faktörü elbette önemli ama hatanın en minimize olan... Niyet hayır, akıbet hayır olsun. Hayır, öyle düşünüyoruz. Bir şey sorayım için, belki Malatya'da ekran başında merak ederler. Bizim bu kara kucakla yağlı güreşin arasında bir fark. Tabii kara kucak daha çok böyle yöresel, özellikle Anadolu'da yapılan. Adı üstünde kara kucak diyorsunuz. Biraz daha böyle yazılı olmayan kuralların da işlendiği bir güreş müsabakaları. Ancak yağlı güreşler, yine onun da adından da anlaşılacağı gibi güreşçilerin tamamını yağlanarak, yağ sürerek yaptıkları. Tabii ki kurallar biraz birbirine benzer ama tamamı hem yağlı güreş hem kara kucak güreşleri bizim Türk kültürümüzden gelen bir güreş. Türklerin ortaya çıkarmış olduğu bir güreş. Farkları yağlı olması, kısmetli olması. Yoksa aynı kültürü yaşıyorlar. Şu 500 gelen güreşçiyi belki de en az 10'ar defa görüşmüşümdür. 1,5 aydır bu güreşin organizasında güreşçisiyle, federasyonuyla, hakemiyle, hocasıyla, antrenörüyle bir bizzat davulcusuyla, cazgırıyla. Televizyonuysa bütün detaylar düşünüldü ve ortaya çıkan ürün de gerçekten çok kaliteli. Evet, Malatya'nın Daren'de kültürünü unutmak mümkün değil. Gençler, pehlivanlar buradalar. Daha başlamadınız. Nereden geliyoruz? Tokat. Tokat'tan. Evet. Kilo? 90. 90. Siz? 90 kilo. Nereden? Erzincan. Erzincan'dan. Evet. Hemen kısacık et. Siz nereden? Sinop'tan. Sinop'tan. Kaç kilo? 90. Sinop'tan. Üstadım nereden? Tokat. Tokat'tan. Evet. Kaç kilo? 90 kilo. 90 zaten yazıyor. Evet. Sen nereden geldin? Maraş. Maraş. Evet. Sütçü İmam'ın memleketinden, diyarından. Siz nereden? Tokat'tan geldim. Tokat, Kahramanmaraş, Erzincan. Nereden geliyoruz? Ankara'dan geldim. Ankara'dan geliyoruz. Evet. Evet, burada pehlivanlar dizilmişler. Hemen burada hazırlar. Çok zamanlarını almayayım, şimdi güreşecekler. Siz nereden? İran. Azerbaycan, İran. Mermek, hayır, sefa. Teşekkür. Rabbim teşekkür. Kudafız. Evet, İran'dan gelenler. Siz? Türkistan. İran. Azerbaycan. İranlı Azerbaycan, Erdebil şehrinden. Oradan geliyorsunuz. Oradan gelmişim. Hep gider misin böyle pehlivanlık şeylerine, yarışlarına, güreş yarışlarına? Gider misin? Gelmişim. Ben buraya 20 seri gelmişim. 20 seri güleşmişim. Kaç kilo da yarışırsın? Ben başka pehlivan gelmişim. Baş pehlivansın. Ben 90 kiloda kahraman çıkmışım. Kahraman Maraş'ta 90 kiloda. Dünya şampiyonu 90 çıkmışım. 20 de. Eyvallah. Kudafız. Evet, İran'dan var, Gürcistan'dan var. Gerçekten uluslararası bir yapıda baş pehlivanlık. Orada bir koşuşturma var. Burada da pehlivanlar peşrevlerini çekiyorlar. Pehlivan diye başlayan. Yani cazgıra söylerim, bizim için özel söylerim. Özel olarak bize söyleyeceksin, mikrofona değil. Pehlivan, hani var ya. Pehlivan. Aslınız da pehlivan, nesliniz de pehlivan. Size derler, pehlivan oğlu pehlivan. Analar çeker zahmeti,
Babalar bilir kadir kıymeti. Cenab-ı Allah ihsan eylemiştir Türk milletine iman ile kuvveti. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Vallahi cenge kalkıyorum. Bu sunumdan sonra artık ben cenge kalkarım yani. Evet, herkesin bir işi var. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nereden geldik? Tokat yöresinden Bünyamin Kurtul. Tarihi Pınar cazgırlarından. Eyvallah. Evet, bugün Darende Er Meydanı'nda cazgırlık yapacağız Allah nasip ederse. Yani sunum yapacaksınız. Yani çığırtkanlık cazgır ama cazgır yani. Gerçi orijinal adı o. Orijinal adı cazgır, evet. Eyvallah. Evet, Almanya'dan meslektaşım. Meslektaşız aynı zamanda. Gibi gibi. Evet. Gibi gibi. Alman kendisi, Almanya'dan gelmişler. Siz Türkçe'de konuşabiliyorsunuz ama ben de arada bir Almanca. Willkommen. 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 Dankeschön. Hoş geldin. Burada da çok güzel bir güreş oldu. Aslında Türk güreşi uzun zamandır takip ediyorum. O yüzden buraya da geldim. Kara kucak güreşleri de çok geleneksel bir şey. Ona önem vermek istedim. Gürültü biraz çok var burada. Ama umarım anlıyorsunuz. Çok güzel bir festival oldu. Eyvallah. Viyasınızı bitti. Yani benim ismim Aksa. Ben Türkçe konuşacağım. Çünkü uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. O yüzden Türkiye'deyiz. Bir Türkçe konuşalım. Ben de Türkçe konuşayım ama arada bir Almanca da sorayım. İsminizi... Güzel. Benim ismim Aksel. Güreşçiler beni Art of Wrestling tanıyorlar. Çünkü öyle bir internet sayfam var. Onu herkes, yani güreş sevinler. Kara kucak güreşlere ilginiz nereden geliyor? Ben 2004'ten beri Türk güreşi takip ediyorum. Sadece kara kucak değil, aynı zamanda da yağlı güreşleri, şalvar güreşçi, minne güreşleri hep takip ediyorum. Yani hemen 20 sene oldu. O zaman Türkiye'nin kültürünü falan çok iyi biliyorsunuz. Artık biliyorum diye düşünüyorum. Evet. Nasıl Türkiye gerçekten güzel bir ülkem. Yani her yere gidiyorsunuz. Yani her ülke gibi bazı sorunlar var ama aynı zamanda çok çok güzel taraflar var. Ben 14 seneden beri devamlı Türkiye'de yaşıyorum. Ben Türkiye'den memnunum. Eyvallah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Geziyorsunuz her tarafı. Elimden gelene kadar. Guten Reisen. Vielen Dank. Ihnen auch. Alles Gute. Dankeschön. Evet, Darende'de önemli bir zaman içerisinde hizmeti olan, çok detaya girmeyeyim, gerçekten festivali rüyalarında gören, Darende'ye hizmetin olması için çok çaba sarf edeceğim değerli belediye başkanımız İsa Özkan. Bu festivalde de emeği var. Günlerdir ekibiyle gece gündüz demeden insanlar gelsin, geleneğimizi yaşatsın ve bu kültürümüz devam etsin diye çırpınıyorlar. Buradasınız, misafirleriniz burada. Zemin dedim yeşil, gök mavi, kırmızı bayraklar, atmosfer güzel. Ne diyeceksiniz başkanım? Ben öncelikle sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Güreş bizim kültürümüz. Ecdadımızdan bize gelen bir gelenek, görenek, kültür. Bunu bir idareci olarak tabii ki devam ettirmek. Senede bir defa da olsa hemşerilerimizi bu vesileyle buraya toplayıp bu güzel anı birlikte paylaşıp ecdadı da yad etmenin bir gereğidir. Ben Darende'den 69 yıldır Zengibar Karakucak Güreşleri ve Kültür Festivali'ni 69 senedir Darende Belediyesi geçiyor. Bu resmi olan taraf. Tabii resmi. Daha önceki elimizdeki evrak ve fotoğraflara göre çok tarihi Darende'nin güreşi. Ecdadımızdan gelen bir şey. Ama o tarihlerde Darende'li güreşçiler de çok. Yani meşhur güreşçilerimiz var ama. Pehlivan Diyarı. Tabii Pehlivan Diyarı ama bu zaman içinde değişmiş. İnsanlar, gençlerimiz eskiden, şimdi fiziksel bir gücün çok önemi kalmadığı, yani fikir gücünün öne çıktı. Akıl öne çıktı. Öne çıktığında Darende'li güreşi biraz terk etmiş. Yani çok güreşçimiz var, gene güreşiyor ama eskisi gibi değil. Eskide her köyümüzde 20-30 tane ciddi güreşçimizin olduğu söylenir, bilinir. İsimleri de bizde mevcut. Şimdi ama yine biz devam ettiriyoruz. Bu biz ecdat yadigarı, ecdadımızdan bize gelen bir yani, ecdadımızın kemikleri sızlamasın. Gene halı sahalarda, çim sahalarda, gene pehlivanları Darende'de yıllardır buluşturuyoruz. Rabbim ömür verirse belediyemiz
Bunu da bizden sonra gelecek insanlar inşallah devam edecek. Binlerce yıl bu gelenek, bu görenek burada devam edecek. Başkanım, dünya ülkelerinin en az üçte birinin yaşı 69 değil. Tabii yani şöyle, öyle de olsa ama şunu da diyeyim, güreş sektörünün de biraz emek verilmesi lazım. Yani güreşçiler, yeni gençlerimizin yetişmesi lazım. Atasporu. Atasporu faydalı bir spor. Yani bunu yapmamız lazım. Bazı spor faaliyetlerimiz var. Çok önem veriyoruz, para harcıyoruz ama o vereceğimiz önem ve çabanın üçte birini, yüzde birini güreşe versek bu sahalarda daha farklı pehlivanlar olur diye düşünüyorum. Eyvallah başkanım. Burada gençler, baktım Almanya'dan şey gelmiş, Alman basın mensubu gelmiş. Bakın dolaşıyor orada, röportaj yaptık. Gürcistan'ı var, İran'ı var, Azerbaycan'ı var. Artık bu iş biraz sanki uluslararasına dönüştü. Şöyle, Türkiye'nin gücün nereden geldiğini, pehlivanların nerede olduğunu tabii araştırıyorlar ama Türkiye'nin hem kafa hem fiziksel yapı olarak sağlıklı bir milletiz. Sağlıklı bir toplum güreşebilir. Sağlıklı bir toplum çim sahada bu işleri yapabilir. O da bizim işimiz. Ecdattan bize yadigar bu. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Aynen öyle. Biz tarih boyu bu çim sahalarda herkesin sırtını yere getirmiş bir milletiz. Eyvallah başkanım. Buradaki insanları, pehlivanları ter kardeşi. Terleri birbirine karışıyor. Tenleri birbirine değiyor. Küçük yaralanmalar olsa kanları birbirine karışıyor. Ten kardeşliği, can kardeşliği, kan kardeşliği burada. Allah razı olsun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah nice yıllar buralarda buluşalım diyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet, başkanım misafirleri var. Türkiye'nin her yerinden gelmişler. Güreş çok önemli, spor çok önemli dedik. Pehlivanlar dizildiler, peşevlerini çekecekler. Pehlivan, pehlivan naralarıyla birlikte gelecekler. Bu çok önemli bir kültür. Çünkü burada aslında güreşten ziyade insanın insana olan o barış içerisindeki gücünün bir temayül olsa gerek. Evet, Darende 69 yıldır bu çimlerin üstünde festivallerini, güreşlerini devam ettiriyor ve hala devam ettirmeye devam ediyor. Evet, değerli güreşçiler. Biz geldik, siz de hoş geldiniz Darende'mize. Darende Belediye Başkanı Sayın Usta Özkan Bey'e teşekkür ederiz bu sene 69. Güreş Festivali'ni organize ettiği için. Bizler de her sene acizane burada bulunmaya çalışıyoruz işte. Yani yoğun bir iş trafiğinize rağmen yine de zaman ayırıyorsunuz. Gerçekten çok yoğun. Sezon hani okulların açılma sezonu yaklaştı. Ama buna rağmen gelmek zorunda. Çünkü burası bizim memleketimiz. Baba yurdumuz, ata yurdumuz. Hem sıla-i rahimi gerçekleştirmek için, hem buradaki dostları yalnız bırakmamak için geldik diye teşvik ettik. Allah razı olsun sizlerden. İnşallah değerlerimize layık bir festival güzel bir şekilde sonuçlarını diyelim. Burada bu organize emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bunlar zor emek. Yani gerçekten zor bir süreçten geçen bir emek. Bu daha zamanda, aynı zamanda iş pandemi süreci geçti ve bu sıkıntılı sürecin içinde böyle güzellikler hemşehrilerimiz çıkardı. Bu arada İsa Başkanıma, gerçekten yanındaki bütün ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Doğru, gönül olarak belki bedenimiz orada, gönlümüz burada, kafamız burada. Ben her zaman her yerde şunu söylüyorum, ben Malatya'mda gurur duyan bir insanım. Normalde sorsanız benim Malatya'da bir dikeli ağacım yok. Ama sevdam Malatya'dır. Bursa'da 10 kuruş kazandıysam bunun 9'unu Malatya tarafında harcamayı seven bir insanım. Rabbim buraların eksikliğini vermesin. Rabbim birlik beraberliğimizi de hiç bozmasın diyorum inşallah. Bursa'da da Malatyalılar, Darendeliler bayağı bir var. Sizler de onlara mimarlık yapıyorsunuz. Aynen. Bizim de birlik beraberliğimiz. Biz buradakilerini de Bursa'ya götürüyoruz. Elimizde geldiği kadar. Orada da birlik beraberliği. Orada da şey yapmaya çalışıyor. Bizim ekimin içine yine bizim de böyle bir organizemiz var. İnşallah kısmet olursa. Bu sefer biz Malatya'yı Bursa'ya taşıyoruz. Sizin aracılığınızla da şunu söyleyeyim. Herkesi Bursa'ya davet ediyorum. Bursa'da bir evi olduğunu bilsinler. Her zaman 7/24 benim telefonum açıktır. Elimin gücümün yettiği kadar, elimde geldiği kadar hemşerilerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu arada medya mensuplarımıza da çok teşekkür ederim sizlere.
Bize valla bu dairede bizim 69. Güneş Festivali. Her sene imkanlar doğrultusunda katılmaya çalışıyoruz. İsa Başkan var olduğu sürece biz buraya sürekli katılacağız. Ve katılmak da zorunda kalıyoruz. Dairemiz güzel ama zor bir şehrimizdir. Dairemiz gerçekten zor bir şehir, zor insanları var. Yani kolay kolay bir şey beğendiremezsin. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Dairede'nin biraz böyle şeyi farkları var. Böyle ikilik olan şeyleri var. Onun için inşallah bunu başarırız. Ve herkes zaten önemli olan zoru başarmak. Aynen. Bizim amacımız da burada birlik beraberliği sağlamak. Elimizde imkanlar doğrultusunda her sene katılmaya çalışıyoruz. Sanki bu festivalin bir geleneği oldu. Dün evinizde bir yemek verdiniz. Ta Dağ Köyü'nde geldik. Yemeği babanız yaptı kendi elleriyle. Bunu da bir gelenek haline getirdiniz. İsa Başkan var olduğu sürece biz bunu gelenek haline getirdik. İnşallah daha iyisini yapmaya çalışacağız. İsa Başkan olmasa da yine iyi güzel insanlar olur. İnşallah olacak. Ama biz İsa Başkan'ı gerçekten çok fazla seviyoruz. Saygı duyuyoruz. Yani belki birileri sevmiyor ama İsa Başkan dik duran bir insan. Hani parayla, pulla, şunla, bununla işi olmayan bir insan. Birileri belki beğenmeyebilir ama gerçekten İsa Başkan'ın görünmeyen çok güzel şeyleri var. Yani huyları var, yaptıkları hizmetler var. Ben saygı duyuyorum, başarılar diliyorum. Kıymetli hemşerilerim, öncelikle tüm güreşçileri, tüm sahada ter döken kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlere er meydanı dar gelir biliyorum. Yakışır bir şekilde güreş yaptınız. Başta cazgırızımıza, güreşçilerimize, sağlık personelimize, emniyet personelimize, belediye personelimize, değerli sizler katılımcılara, ismini sayamadığım bu işe emek veren tüm kardeşlerime ayrı ayrı şehrim adına da teşekkür ediyorum. Ellerinize yüreğinize sağlık. İnşallah bizde güreş bitmez. Sizde de güreşçilik bitmez. Daha bu meydanda çok gelip güreşeceksiniz Allah'ın izniyle. Ve çok gayret gösterdiniz. Teşekkür ediyorum. Thank you.